E-Ticarette yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de karmaşık ödeme sistemleri. Bu aslında sizin web sitenizin tasarımına bağlı biraz. Yani olabildiğince basic, olabildiğince e, düzenli, sistemli ve minimal bir şekilde site tasarımı yaptığınızda kullanıcılarınız o siteden aslında daha çok verim alıyor. Çünkü her şeyi çok basit bir şekilde halledebiliyor. Özellikle kullanıcıların alışveriş sepetine yani ürünlerini ekledikleri ve daha sonra satın al noktasına geçecekleri sepetten çıkma ve alışveriş terk etme oranları karmaşık ödeme sistemleri olduğunda çok daha fazla artıyor. Yani bu ne demek? Kullanıcı sizin sitenize giriyor. Bir ürünü beğeniyor, bedenini seçiyor veya işte her neyse artık ürünün niteliğini seçiyor, belirliyor. Onu sepetine gönderiyor. Daha sonra satış aşamasına geçecek ama o satış aşamasında o kadar karışık ki her şey. Yani sürekli bir bilgi girmesi gerekiyor vesaire. Bu noktada kullanıcı bir süre sonra "eh yeter diyerek o sepeti terk ediyor ve kendine başka aslında seçenekler arıyor. O yüzden bu noktada o ödeme kısmını olabildiğince basit tutup kullanıcıların sepetinizi terk etme oranını düşürebilirsiniz. Web sitenizde aslında e, ürünlerin işte fiyatları, kargonuzun bedeli, daha sonra çıkabilecek masraflar, sepette insanların karşısına çıkabilecek masraflarla ilgili detaylı ve kesin bir bilgi olması gerekiyor. Çünkü o kişiler o sepete gittiklerinde karşılarını hiç beklemedikleri ve aslında sizin web sitenizde daha önce görmedikleri bir fiyat gördüklerinde bu da onların sepetten ayrılma, sepeti terk etme oranlarını arttırıyor. E bu noktada kullanıcılarda en yüksek sepet terk oranı %55 oranıyla beklenmeyen masraflar yüzünden olduğu görülmüş. O yüzden buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer konu stoklarınızın takibini yapmamak ya da stoklarınızın bittiğini web sitenizde belirtmemek. Şimdi bu noktada aslında bir önceki maddede olduğu gibi kullanıcılar o sepete gittiklerinde, ürünlerini sepete eklediklerinde, sepette bir anda son bittiğini gördüklerinde sepeti terk etme oranları daha yüksek. O kadar çok sepet dedim ki. O yüzden bu noktada eğer stoklarınız tükendiyse bu noktada müşterilerinizi daha önceden bilgilendirmek hiç değilse web sitesinde sizin ürünlerinizi tararken stoğunun bittiğini görmeleri çok daha sağlıklı. Buna dikkat edin lütfen. Stok takibini yapmamak bir de şu noktada zorlaşıyor. Farklı pazar yerlerine satış yapıyorsanız, pazar yeri entegrasyonunuz yoksa eğer stoklarınızın takibini yapamadığınız için stokta olmayan bir ürününüz bir kullanıcı tarafından satın alındığında daha zor durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden e-ticarete başlamadan önce bunun önceden tedbirini almak çok daha mantıklı. E-ticarette müşterilerle ilgili yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de eksik müşteri hizmetleri desteği sunmak. Şimdi bir müşteri sizin sitenize geldiğinde işte ürünlerinizi alırken, ürünlerinizi aldıktan sonra veya o sitenize gezinme aşamasında nasıl ki bir dükkana müşteriniz geldiğinde onunla ilgileniyorsanız, daha sonra iade etmek istediğinde onun taleplerini karşılıyorsanız yine aynı şekilde e-ticarette de müşteri müşterilerinize olabildiğince çok ilgilenmeniz lazım. Hem satış öncesinde hem de satış sonrasında onların taleplerini, isteklerini olabildiğince çok dinlemeniz lazım. Bu noktada çok kanalda satış yapmak aslında biraz daha mantıklı. Çünkü her kanaldan onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Sosyal medyadan birebir bir iletişim kurabiliyorsunuz. İşte e-mail yoluyla onlara mailler atabiliyorsunuz vesaire. Bu gibi kanalları kullanarak onların taleplerini, isteklerini, sorunlarını ve sorularını çok daha rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz. O yüzden bütün kanalların içinde müşterilerinizi olabildiğince çok iletişime geçmek çok daha mantıklı. Bahsetmek istediğim son konuda yazılım ve UI UX eksiklikleri. Arayüz çalışmaları yani UI ve kullanıcı deneyimi yani UX ile ilgili belli çalışmaları e-ticarete başlamadan önce yapmadığınızda aslında ufak değişikliklerin bile büyük problemlere yol açtığını görebiliyorsunuz. O yüzden bu noktada en başından gardımızı almak, en başından her şeyi planlı ve sistemli bir şekilde ilerletmek çok daha mantıklı. Bu noktada ne yapabilirsiniz? A-B testleri sayesinde kullanıcılarınızın nelerden hoşlandığını, hangi sistemin, hangi tasarımın sizin kitlenize daha çok hitap ettiğini görebilir ve bu şekilde çıkan analizler sonucunda kendinize bir yol belirleyebilirsiniz. E-Ticarete başlamadan önce bu sistemleri, bu çalışmaları gerçekleştirip daha sonrasında kararlı bir şekilde ilerlemek çok daha mantıklı. Ayrıca Google'ın metriklerine dikkat edip o anlamda çalışmalar yaparsınız. Google'da da daha ön sıralarda çıkmış olursunuz ve daha çok kişiye ulaşıp trafiğinizi arttırmış olursunuz. Yine bu noktada Google'ın yeni güncellemesi Core Web Vitals adlı videomuza gidip oradan e, söylediğimiz bilgileri edinebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız Şuradaydı değil mi? Hayır. Allah aşkına burada de. <laughs> burada mı? Hayırdır. Benimle oynuyorsunuz değil mi? Hayırdır. Oynuyorsunuz mu? Adam yapıyor bir şey ben bir şey ki. Benimle oynuyorsunuz değil mi Berk Bey? Ben oturuyordum. <laughs> Çizeceğim. buradaydı değil mi? Evet. Neden burada dedin önce? Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone değilseniz şuradan abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız şuradan abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Etjet Türkiye'den hepinize görüşmek üzere.